Merhabalar. Sadece Borsa kanalında PureTech program serisinde Kürşat Bey'le birlikteyiz. Kürşat Bey'i ilk kez izleyecekler için kendisi bir day trader ve her hafta bizimle öncelikle Borsa İstanbul olmak üzere ve diğer endeksler, aynı zamanda kıymetli metaller, hatta kripto piyasası ile ilgili görüşlerini paylaşıyor. Kürşat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer. Nasılsın? İyisin inşallah. Teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir umarım. Teşekkürler. Biz de Kürşat Bey, iyiyiz. bugün bayağı hareketli ve yoğun bir gündü. Özellikle tarım dışı istihdam verisi sonrasıyla öğleden sonra endekste bir hareketlilik oldu. Merak ediyorum görüşlerinizi. Ne oldu, ne bitti? Görelim istiyoruz. Bugün özellikle işte hafta içerisinde dünkü satışlar ciddi anlamda endeks böyle yıprattı ama sonrasında gelen güçlü alımla haftalık olarak baktığınızda işte 9 haftalık üstel hareketli ortalama üstüne endeks dün atmayı başardı. Bugün de gün içerisinde yine satışların yoğunluğu ciddi anlamda hissediliyordu seans içinde. Tam kalkacağız derken Alarko Holding'in attığı, daha doğrusu MKK tarafından atılan kap burada piyasayı biraz bozdu diyebiliriz ama kapanışımız yine 9 haftalık üstel hareketli ortalama üstünde oldu. Baktığınızda endeks hala haftalık olarak baktığınızda endeks hala bir trend ve bu trend üstünde tutunma gayreti içerisinde. Önümüzdeki hafta pazartesi günü açılış ve sonrasında yani bu Alarko Holding tarafından atılan paya dönüşüm yani satılabilir paya dönüştürebilir hisselere ilişkin atılan kap tabii bir BIST 30 hissesine olduğu için tabii satışı hızlandırdı ve işte endeks tarafında 7900 seviyesinin altına sarktık ardından da tepki alarak günü 7913 bandında kapattık. Şöyle günlük olarak baktığımızda ise günlük olarak hala 55 haftalık hareketli ortalamanın üstündeyiz. Dün 100 günlüğün altına sarkmıştık. Oradan güçlü bir tepki aldık. Ama bugünkü kapanışı ben açıkçası iyi bekliyordum Cuma günü itibariyle ama ümitler biraz haftaya kaldı diyelim. Çünkü dediğim gibi Alarko Holding tarafından atılan kap yani BIST 30 hissesi olmasa sebebiyle biraz piyasayı etkiledi ve satış tarafındaki kurumların daha da ağırlaşmasına neden oldu. Tabii kapanışa doğru bunların tekrardan o sattıklarının miktarın büyük bir kısmını demesek de üçte birini tekrardan yerine koyduğunu gördük. Ana endeks oyuncularından diyelim. Kürşat Bey, geçenlerde aileden biri yine böyle dönüştürülebilir paya ilişkin bir kapla yine benzer bir olay yaşamıştık. Muhtemelen ya bu tekrar edince belki biraz panik satışa da çevirmiş olabilir diğer tahtalarda da insanları, çünkü Diğer tahtalar da çok iyi durumdaydı aslında baktığınızda işte özellikle hani bankacılık biraz evet satıcılıydı ama hani sanayi tarafında ondan sonra direniyordu yani o endeksin eksi olmasına rağmen birçok tahta seans içi direniyordu ama kaptan sonra o enerji boşalması aşağı yönlü oluştu. Seviyeler itibariyle hala bir güvenli bölgede olduğumuzu düşünüyorum. Yani 100 günlüğün altına sakladığımız müddetçe hala bir güvenli bölgede olduğumuzu düşünüyorum ama tabii endeks böyle açıkçası böyle bir pozitif haberle sanki bu trendi güçlendirip devam ettirecek gibi. Tabii burada en kritik noktamız yine geçen yayınlarda İhsan Bey'le yaptığımız gibi Ömer Bey. Burada 8055 seviyesi oldu bu haftada. Şöyle 8055'in hikmeti nedir diye baktığımızda bir türlü üstünde kalamadığımız seviye 8052-55. Sanırım biraz daha hassas baksak öyle olacak. Logaritmik grafikte logaritmik Fibonacci ile baktığımız seviyemiz. Bu seviyenin üstünde kalıcı olamıyoruz şimdilik. Eğer bu seviyenin üstünde kalıcı olur ve 8160 bantlarının alındığını görürsek muhtemelen 8273 bantlarına kadar yukarıda bir takip edeceğimiz önemli bir direnç seviyemiz var. Bu seviyenin üstünde de ateş seviyemiz zorlama ve üstünde de bu akımı daha da güçlü bir şekilde devam ettirme potansiyelimiz var.
Ancak işte seviyeler itibariyle yine tekrardan belirtmek gerekirse işte 21 günlüğün altında kapattık. Evet, haftalık olarak 9 Mayıs'ında kapattık ama 21 günlüğün altında kapatmamız bugün için hoş olmadı. Bunun altında 7850 bantları, 55 günlük seviyeleri önemli seviyeler ve 7820 bantları da 100 günlük seviyelerimiz. Önümüzdeki hafta bu seviyeler önemli olacak. Eğer buralarda bir geri çekilme olursa ki Perşembe günü satışlar esnasında çok önemli bir seviye olan 0382 yine altın olan seviyesinin aksi istikametinde belirlediğimiz bir seviye. Bu seviye destek olarak çalışmıştı. Haftaya önümüzdeki 7850-7820 bantlarının kırılması durumunda 7750 bantları yine güçlü bir destek seviyesi olarak karşımıza duruyor. Eğer burada kırılım gelirse aşağıda 7500 bantlarının yani 7500 rakamları görme ihtimaliniz var diye düşünüyorum Ömer Bey. Onun haricinde eğer buralarda... Geçen hafta özellikle hacimle ilgili bir beklentiniz olduğundan bahsetmiştiniz. Bu evet. Haftaki hacim noktasında bir iyileşme vardı gibi okudum ben ama şimdi, siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle, şundan bahsetmiştik. Bu bölgede yani 8055 altında kapanışlar aldığımız ve üstünde kapanışlar alamadığımız bölgede hacim beklentimiz açıkçası yok. Yani burada bir hacim artışı, hacimli güçlü bir yükseliş beklentimiz açıkçası yok abi. Ama bu bölgenin kırılımındaki harekette yani yukarı yönlü bir kırılım gördüğümüzü varsayalım. Diyelim 8055'i kırdık ve 8120'ye 8000 yani burada zirvemiz ne oldu? 8150, 800, 8160. Bu bölgelerin alınmasındaki o oluşacak bir barda bu barın şöyle söyleyeyim hacimli bir şekilde oluşması ve ondan sonra gelecek barların da hacmi üstüne koya koya devam etmesi açıkçası bizim burada takip edeceğimiz bir teknik gösterge olacak. Yani çok güzel. Şu anda bu beklediğimiz bu sıkışma bölgesinde işte 7800'lü 8100'lü bölge arasındaki bu sıkışma bölgesinde açıkçası bir hacim beklentimiz yok. Ama şöyle hacime baktığımızda bu günlük grafikte bakıyorum şu anda 13 günlük ortalama hacime hep yakın seviyelerde hareket etmişiz. Bundan önceki işte yukarı yönlü ivmeleri yani şunu demeye çalışıyorum Ömer Bey. Yani bir trend başlayacaksa bu trend aynı buradaki gibi hacimde artışın olduğu bir trend olmalı ki bu trend gerçekten güçlü olsun. O yüzden buradaki bu kopuş hareketini burada yukarı yönlü bir kopuş hareketini artık hacimli beklememiz lazım. Yani bizim hacim barlarını eğer mesela pazartesi günü endeks yukarı yönlü açıldı 8000 seviyesinde ya da 7950 seviyesinde ve yukarı yönlü hareketi devam ettirdi. 8000-8100'lü bir kapanış aldık diye. Ardından endeks 8160 bölgesi salı günü kırdı ve 8279'lu bir kapanış aldı. Burada 8055 bölgesini kırdığımız barın hacmi bizim için önemli bir teknik veri olacak. Ardından gelen barın da ondan daha düşük hacimle olmaması. Yani yukarı yönlü yeşil barlar alarak diyelim ki ateş seviyesine kadar bir hafta boyunca bam bam gittik. Tamam mı? Ama çok burada bu barları hacimli bir şekilde takip etmek lazım. Eğer burada hacim düşüklüğü varsa o zaman buradaki trende yönelik soru işaretleri kafamıza devam edecek. Kürşat Bey, X-Bank endeksiyle devam edebilir miyiz? Tabii. Şimdi X-Bank tarafında güçlü bir akım 9000'li seviyelere kadar, 9200'lü seviyelere kadar oluştu. Geldiği yer itibariyle yine aynı günlük olarak baktığımızda 9 günlük üstel hareketli ortalamaya kadar geri çekilmiş. Bu trend içerisinde kabul edilebilecek bir düzeltme içerisinde girdiğini görüyoruz. Bugün işte bankalardan özellikle Garanti Bankası'nın çok güçlü hareketini gördük. Ardından KAP'la beraber, Alarko KAP'ıyla beraber ciddi anlamda endeks satış geldikten sonra bütün bankaları işte tekrar negatif bölgeye geldiğini gördük. Ama devlet bankaları biraz daha işte Halkbank mesela burada pozitif ayrıştı. Onu da belirtmek gerekir. Onun haricinde Ömer Bey bankacılık endeksinde şu an bulunduğu yer itibariyle bu trend içerisinde geri çekimler normal kabul edilmeli. Burada
eğer tekrardan eski ATH'imiz olan 9015-9020 bantlarının biz alındığını görürsek ve yukarı yönlü marj açtığını görürsek bu itki daha da güçlenerek devam etme potansiyelinin olduğunu düşünüyorum bankacılık endeksinde. Bunu şöyle düşünmek lazım Ömer Bey. Bizim bankalarımızın aslında değeri bence Türk lirasıyla çok ilintili, ilişkili. Ne demek bu? Yani şu, eğer Türk lirası değer kaybediyorsa bankacılık endeksimiz değer kaybediyor. TL bazında işte o doların yukarı hareketiyle beraber işte belki yerini korumaya çalışıyor. Şu anki bulunduğu bölgeyi korumaya çalışıyor. Dolar bazlı olarak konuşuyorum. Ama burada eğer faiz döngüsünün sonuna geliyorsak, yani faiz artırımlarında yavaşlama, önümüzdeki haftalarda yapılacak toplantılarda faiz artırımlarında bir yavaşlama olacak. Ve sonrasında da işte asgari ücret burada çok önemli. Asgari ücretle bir fiyat ortaya çıkacak. Ve bu fiyat muhtemelen 500-550 dolar bantlarına doğru asgari ücretin çıkması neden olacak. Ve orada benim düşüncem, bence Türkiye'deki en büyük indikatör asgari ücrettir. Asgari ücretin tekrardan 400-450 dolar bantlarına doğru çekilme sürecinde muhtemelen TL'de biz değer kaybı, son değer kaybını yaşayacağımız bir dönem olabilir diye düşünüyorum. Eğer yurt dışından ciddi anlamda bir giriş olmazsa. Tabii önümüzde Moody's, Cuma günü Moody's'in kararı var. Burada görünümü pozitife çevirmesi, S&P'nin yaptığı gibi belki böyle bir durum olabilir. Eğer bu not artırımı olursa tabii bu... Hatta belki birkaç basamak birden not artırımı şeklinde bir söylenti de var piyasada. Yani not artırımı derken görünümü şu an negatiften durağına çevirmesi, görünümü sadece değiştirmesi olacak. Ya da B3'den B2'ye ya da işte B1'e direkt yükseltebilir. Burada bir not artırımı olmayacak. Sadece görünümü 2 puan yukarı kaydırmış olacak. Ama olur da bir not artırımı gelirse tabii ki bu borsamız için çok büyük katalizör olur diye düşünüyorum. O da 15'inde açıklanacak. İnşallah ülkemiz için, sermaye piyasalarımız için burada güzel bir karar çıkmasını dilerim. Yatırımcılar açısından da rahat bir nefes alacağımız bir şey oluşabilir. S&P geçen hafta sürpriz bir şekilde ara kararı alarak görünümü pozitife çevirmişti. Bence burada da yatan espri şu. Önümüzdeki toplantıda, S&P toplantısında not artırımının yapılması maksadıyla böyle ara kararının verildiğini düşünüyorum. S&P tarafında da şu anda açıkçası hani böyle bir ara kararın alınması bence endeks açısından pozitif, ama maalesef hani bu özellikle fon çıkışları durmadığı için sürekli böyle nasıl diyelim karın ağrılı, sancılı bir dönem içerisindeyiz. Bu sancılar bence 8160 bandının üstünde fiyatlamaları gördüğümüzde tekrardan katılımcıların yoğun bir şekilde talebi arttırdığı bir sürece dönüşebilir. Ki burada şöyle bir durumda olacak muhtemelen Ömer Bey. Sonuçta aylardır aynı bölgede bekleyen, maliyetlerinde bekleyen bir sürü yatırımcı var. Bu yatırımcıların da birçoğu şu an kaçan fırsat faiz maliyetini takip ediyorlar ya da işte ayıklanıyorlar diye düşünüyorum açıkçası. Burada eğer trend başlayacaksa ve yukarı yönlü hareketmiş bir şekilde devam edecekse burada dökülen oyuncuların da ya da işte taşıyıcıların da ya da kaçacakların da diyelim, faiz tarafına kaçacakların da satışlarından sonra ya da onlar belki karşılığında olarak yukarı yönlü hareket devam edecek. Ondan sonra trend güçlü bir şekilde, eğer ATH yani 8200-8350 bandı, bu bantlar geçilirse bence ATH bu sefer alıp 8700 bandına kadar bir hareketin gelmesi potansiyelini olduğunu düşünüyorum Ömer. Eğer uygunsa sanayi, ulaştırma, iletişim gibi ana endekslerimizi de inceleyebilir miyiz? Tabii ki, hemen bakalım. Şöyle sanayiye bakalım. Sanayi tarafında da yine aynı endekse benzer bir görüntümüz var. Günlük olarak 100 günlük hareketli ortalama seviyelerindeyiz. Sanayi tarafında bu hafta ciddi anlamda bir baskı hissedildi. Hem demir çelik tarafında hem işte Frodo Tauso gibi ya da işte hani bu tarafa baktığımızda
Bence Ömer Bey, sanayi tarafında da endekse paralel bir görüntü var. Yani neredeyse hiç değişmeyen, aynı olan bir grafikten bahsediyoruz. Şu anda önemli bir destek seviyesinde. Buranın korunması önemli olarak düşünüyorum. 12.500 seviyelerinin. 12.500 seviyeleri korunduğu müddetçe bence yukarı yönlü hareketi burada da işte aynı endeksle paralel olarak söyleyelim. 13.000 seviyesinin üstünde burada da güçlü bir hareketin yukarı gelme ihtimali var. Tabii önümüzdeki hafta özellikle takas tarafında, New York takas tarafında Bank of America'nın ciddi anlamda short pozisyonları var. İşte TEP tarafı karşı tarafta long pozisyonda. Buradan muradım şu, hani Bank of America tarafında işte hani piyasayı yapıyor, force ediyor falan gibi bir şeyle söylemiyorum bunu. Sonuçta piyasa katılımcılarıyla beraber oluşan bir olgu tek başına. Evet, force etmeye çalışsa da çok ağır bir short kontrat taşıdığı için hani bu bölgedeki hareketleri biraz da maliyetlere yakın bölgelerde tutma gayreti, işte bir gün alıp diğer gün satış tarafında olma gibi. Hani bunlar aslında baktığımızda kısa günün analizleri. Yani biz orta uzun vadeli bir bakış açısıyla endeksimize baktığımızda şirketlerin şu anda evet o 100 dolar 200 dolarda kadar çok ucuz, çok çok ucuz seviyelerde değiliz ama upside'lara baktığınızda, yani özellikle aracı kurum ve yatırım şirketlerinin verdiği inceleme raporlardaki analizlere ve upside'lara baktığımızda 8500'de İhsan Bey'le oturup hani upside'ların ya da Artuş Bey'le oturup upside'ların daraldığına yönelik yaptığımız yayınlarda artık bu upside'ların genişlediği bir periyottayız. Bunu söyleyebilirim. Yani TOAS'a 300 lirayken işte verilen 400 liralık bir %30'luk hedef şu an neredeyse hani %50'nin üstüne çıkmış durumda. %60'lara belki, yani %50'ye yakın, hatta evet %60'lara. Daha fazla bir aracı kurumun mevcut upside, ya mevcut hedef fiyatını korursak şu anki TOASO fiyatıyla %120 bir upside var. Örneğin işte Ak Hani Yatırım'ın da ortalama olarak söylüyorum Ömer Bey. Hani evet, ortalamalar %60'lara belki %80, %120 ya da hava yollarını düşünelim. İşte hava yollarındaki upside'da mesela. Şimdi bu 270 lirayken işte 400 lira, işte BNP Paribas gibi hani önemli kurumların verdiği upside'lar yaklaşık %50 bandında yukarı yönlü upside'lardı. Bu şu anda hani 250 TL bantlarına yakın bir hava yolları için mesela hani biraz daha artmış durumda, ya da 200 lira geldiğinde çok ciddi artmıştı. Aynı şey TOASO için, Frotto için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Hani burası 8500 bölgesinde uyardığımız ya da söylediğimiz gibi upside'ların aşağıda ki fiyatlar nedeniyle genişlediği bir alana doğru geldik. O yüzden hem önümüzdeki asgari ücret belirlenmesi ve dolar TL'de muhtemel olabilecek olan yukarı yönlü adım adım gidişin biraz daha hızlanması, bu özellikle ihracat şirketlerimizi ve sanayi tarafına, İksusi'ni biraz daha pozitif etkileyecektir. Bu bir tarafta. Diğer tarafta da bir şeyi fiyatlayacağız önümüzdeki dönemde. Neyi fiyatlayacağız? Ömer Bey, dediğim gibi TL değer kaybediyorsa Türk varlıklarının, yani Türk borsasının en önemli bacaklarından bir tanesi olan bankalar. Bankalar değer kaybediyor dolar bazlı. Ama TL, yani faiz döngüsü sona erip TL'nin artık bir tepe yaptığını düşündüğümüz noktada ve faizlerin artırım hızının da yavaşladığını düşünelim. İşte dolar TL'deki o JP Morgan raporundaki gibi hani nedir? TL long pozisyon aldıklarından bahsediyorlar artık. TL long'dan ziyade orada bence en önemli kısım tahvil tarafına geliş için hisse faiz oranı ve dolar TL'deki yukarı yönlü adım. Yani işte 30-33 bantları dolar TL, faizde de 40-45. Baktığımızda şu anda dolar TL 29, faizimiz 40. Bu ne demek? Bundan sonraki adımda, yani asgari ücretin açıklanmasıyla beraber dolar TL'deki oluşabilecek yukarı yönlü bir hareket
zaten borsa için bir katalizör olacaktır yukarı yönlü ivmenin devam etmesi açısından. Bu bir. İkincisi, burada faiz tarafında da 42,5 gibi bir, mesela 2,5 ya da 3 bas 300 bas puan gibi bir artırım gelirse, burada da artık o 500'lük güçlü artırımlardan biz patikayı daraltmaya doğru gidiyoruz. Önümüzdeki dönemde de belki 300-300 ya da 250-250 şeklinde faiz artımlarının devam ettiği bir süreç olacak muhtemelen. Böyle düşündüğümüzde o zaman tahvil tarafına yatırımcının gelebileceği bir ortamın meydana çıktığını göreceğiz. Bu ne demek? Sonuçta yabancı yatırımcıyı eğer biz bekliyorsak, borsada alım yapması yönünde bir beklenti içerisindeysek, biz ilk önce bunların ayak izlerini tahvil tarafında göreceğimizi düşünüyorum. Tahvil tarafı, bunu geçen yayınlarda da konuşmuştuk. Tahvil tarafındaki bu alımları görmemiz yabancı yatırımcının gelişine ilk emare olarak düşünüyorum. Tabii bu sırada özellikle takas takip edenler, gün içi AKD takip edenler de muhtemelen zaten geçen hafta ve ondan önceki haftalardaki yabancı ordinolarının net bir şekilde alım tarafında olduğunu göreceklerdir. Sanki burada şöyle bir durum var. Özellikle varlık fonunun o deprem sonrasında aldığı ve belki yerlinin seçim sonrasında aldığı bu mal şu anda bu bölgede usturuplu bir şekilde sanki yabancı tarafa doğru bir kayma oluşuyor gibi düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki dönem yani bunun pozitif etkilerini gördüğümüz bir dönem olur diye. Kürşat Bey, birkaç yayındır, hatta uzun zamandır özellikle vurguluyorsunuz, belirtiyorsunuz. Yabancı gelecekse önce tahvile gelecek diye. Bu zaten evet, şu an gerçekleşiyor. Bu öngörünüzde şu an hali hazırda yaşanıyor. İletişim endeksimizle devam edebilir miyiz? Ulaştırmaya açtım. Sonra hemen ulaştırmaya da bakabiliriz. Tamam. Şu ulaştırma endeksimizde de bu sefer şunu görüyoruz. Biz ulaştırma endeksimizde diğer BIST 100 gibi ve işte demin Xbank, mesela Xbank buradaki baktıklarımız arasında en güçlü trend içerisinde olandı. Ama şu anda Türk Hava Yolları ya da işte Pegasus'un ve havacılıkla ilgili şirketlerimizin bunu ulaştırma endeksi burada yukarı yönlü güçlü bir hareketi devam ettirebilirler mi ya da ettirecekler mi? Bugünkü kapanışta biraz umutsuz böyle bir kapanış olabilir ama ben özellikle 28.000 seviyesi geçilirse burada artık burada düşen trendimiz olan 28.900 bantlarına doğru hareket ve sonrasında da yukarı yönlü ivmenin 30.000 bantlarına kadar devam etmesini beklerim. Aşağı yönlü marjı ne kadar? Aşağı yönlü marjı da konuşalım. Burada yaklaşık 26.500, yani o zaman ne kadarlık bir marjdan bahsediyoruz? Yani güçlü bir destek seviyesi olarak 26.500 seviyelerine yaklaşık 600 puanlık bir marjdan bahsediyoruz. Yani %3'lük bir marj burada oluşabilir mi önümüzdeki hafta içinde ya da gün kapanışları itibariyle? Elbette oluşabilir. Hava yolları tabii bundan sonraki bilançosunu, hava yolu şirketlerimizin bundan sonraki bilançosu tabii ki 3. çeyreğe kadar güçlü gelmeyecek ama burada year over year bakacağız. Yani geçmiş yıldaki çeyreğe göre bakacağız. Yani 4. çeyreğe göre bakacağız. Buradaki büyüme eğer ciddi anlamda pozitif bir veri önümüze koyacaksa o zaman evet, o aracı kurumların belirttiği seviyelerin gelmesi, endeksin ivmesiyle beraber zaten taşıyıcı metası itibariyle de çok yüksek güçlü hisselerden havacılık şirketleri, özellikle Türk Hava Yolları endeksi de force edebilecek, endeks tarafındaki de güçlü ivmeyi başlatabilecek bir igniter diyelim hani olabilir, katalizör olabilir diyelim hava yolları tarafında da. Onun haricinde şöyle hemen iletişim tarafına bakalım. Özellikle iletişim tarafı. Bu hafta özellikle Türk Telekom çok hareketliydi. Türksel hakeza yine çok hareketliydi. İhsan Bey'le bunu konuşmuştuk. Yani burada bir trend başlıyor gibi demiştik. Hatta bu bölgedeydik o zaman. Bir marj üretti. %10'un üzerinde bir marj üretti o konuştuğumuz yayından beri. Burada iletişim tarafındaki, özellikle Türk Telekom tarafındaki güçlü duruş devam ediyor. Tabii burada Türk Telekom'un 25 yıllık yaptığı yapacağı sözleşmeye ilişkin açıklama
Bunda bence pozitif bir etkisi oldu. Onun haricinde yapacağı fiyat artışları önümüzdeki sene bunu fiyatlamaya başlayacak ve güçlü bilanço getirmesini belki önümüzdeki dönem sağlayacak. Türk Telekom tarafı iletişim endeksini bu hafta sırtladı diyebiliriz. Güçlü bir yere doğru en azından getirdi. 14.459 seviyesinde kapanış aldı. Burada da belki şöyle takip etmemiz lazım. 1490 bantların üstünde tekrardan bir ATR seviyesi, yani 1550 bantlarına doğru bu hareketin devam etmesini bekleriz. Haftalık olarak baktığımızda da yaklaşık olarak 5 haftadır güçlü bir şekilde yeşil barlar alan ve trend tepesini zorlamaya çalışan bir görüntü var. Bu da güzel olarak değerlendirdiğim bir endekslerden bir tanesi. Onun haricinde kıymetli metallerden... Dilerseniz bugün yine hareketliydi. Özellikle aylık kapanış yaptıktan sonra Kasım ayında altın ve gümüş dirençleri zorladılar. Bugünkü veriyle biraz geri çekildiler. Altın ve gümüş bakabiliriz. Şimdi altın tarafında İhsan Bey'le de hep şunu konuştuk. Yani eğer 70 bandında 2070 bandı kırılırsa burada muhtemelen 2140 bandlarına kadar, yani buradaki 2011'den gelen trende doğru bir hareket beklediğimizi belirtmiştik. Burada şu anda bu hafta itibariyle haftalık olarak baktığımızda trendin aslında, evet, 2000 seviyesine kadar çekilmiş olsa da trendin aslında halihazırda devam ettiğini söyleyebilirim Ömer Bey. Burada tekrardan 2070 seviyesini önemsiyorum. Eğer burada 2070 seviyesinin üstünde bir yukarı yönlü ivme başlarsa ve tekrardan 140-145 bandları, artık ATR seviyesi oldu, 2148 bandı. Bu bölgenin tekrardan zorlanıp tekrardan yukarı yönlü bir kırılım gelirse, evet, piyasadaki en önemli bakacağımız indikatörlerden birisi altın, onz altın. Ciddi anlamda burada bir marş açılabilir. Haftaya da önümüzdeki kritik seviye olarak şunu söyleyebilirim. 1988 seviyesi, aşağıda da 1957 seviyeleri takip etmekte fayda var diye söyleyebiliriz. Gümüş tarafı, gümüş tarafı tabii altından biraz daha hızlı hareket ediyor. Burada bir düşen kırılımı geldi. Bir simetrik üçgen içerisinde şu anda halihazırda hareket ediyor. Eğer yani 200 günlük ortalamasına kadar, 200 haftalık ortalamasına kadar neredeyse bu hafta geri çekildi. Yani bütün ortalamaları ezip 200 haftalık ortalamasına kadar geri çekildiğini görüyoruz. Tabii burada özellikle yine aynı altındaki gibi, eğer altında yukarı yönlü bir kırılım gelirse muhtemelen biz gümüşte fiyatlamalar artık 27 TL üstüne doğru gittiğini göreceğiz. Aşağıda önemli destek seviyesi bence 233 günlükler, yani 21.90 seviyeleri, aşağısında da 21.70 seviyeleri bence önümüzdeki hafta kritik seviyeler olacak diye düşünüyorum Ömer Bey. Onun haricinde bir de Bitcoin demiştik herhalde, değil mi? BTC tarafı. Evet, özellikle spot ETF haberleriyle birlikte uzun zamandır çok hareketli bir piyasa, kripto piyasası. Evet. Bitcoin hepimizin gözlerinin üzerinde olduğu bir enstrüman. Evet. Şimdi Bitcoin tarafında para girişi, markete para girişi devam ediyor. Yani sadece Bitcoin tarafında değil, altcoin'lerde de. Bitcoin'in biraz daha bu 43.200 ve 44.400 bölgesinde biraz dinlenmeye çekildiğini görüyoruz birkaç gündür. Evet, %2 civarında şu anda, gece 3 itibariyle baktığımızda yukarıda, ama bu bölgede biraz dinlenmeye geçtiğini ve akımın biraz daha alt tarafa doğru kaydığını görüyoruz. İşte XRP'dir, MANA'dır. Ondan sonra hani böyle güçlü bir şekilde hareket eden Ethereum belki olabilir. Önümüzdeki dönemde, yani önümüzdeki haftalarda Bitcoin bu sakinliğini buralarda koruyabilirse altcoin grafiklerinde burada yatırımcılara, hani bu yayını izleyenler için de bir şey olsun, faydası olacağını düşünüyorum, bir şey olsun. Yatırımcılara şunu tavsiye ederim. Normalde indikatör ve osilatörlere bakarken biz genelde perpetual çalışıyorsak ya da orada işlem yapıyorsak neye bakarız? Şuna bakarız. Deriz ki USD yazılırız. İşte mesela XRP yapıyorsak XRP USDT.p perpetual kısmına bakarız ve burada
indikatör osilatörleri takip etmeye çalışırız. Burada mutlaka ama mutlaka işleme girdiğiniz ya da işleme girme niyetiniz olan altcoin'in indikatör ve osilatörlerine bakarken mutlaka ama mutlaka benim de işte başucumda duran XRP BTC paritesine mutlaka bakmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü burada benim baktığım özellikle altcoin'lerdeki indikatör ve osilatörlerde toparlanmanın olduğunu görüyorum Ömer Bey. O yüzden evet BTC bir 44-500 bandı olan ATH seviyesinin 44-528 mi işte perpetual kısmında bu seviyeyi bir zorlayıp işte 45 ondan sonra 45-200'ler 45-400'lere kadar pik atma belki hani bu abartmayı da seven bir enstrüman olduğu için hani 46-46.5-47 belki böyle bir güçlü bir akım kestirmek tabii çok kolay değil bu iğneyin nereye kadar atabileceğini çünkü 4 dakikada 30 bin seviyesine 36 bin seviyesine gittiği için hani burada yapacağı bu akımın nereye gideceğini hesap etmek çok kolay olmayabilir. Ama buralara doğru bir atak yapıp ardından tekrardan bu bölgeye 44 bölgesi, 43 bölgesi veya 44-45 aralığı bu bölgede dinlenirken işte altcoin'lerdeki hareketin devam etmeye potansiyeli olabilir. O yüzden BTC paritesine mutlaka ama mutlaka elinizdeki altcoin'in indikatör ve osilatör yorumlarını yaparken buraya bakmakta fayda var diyelim. Bence önemli bir bilgi. Çok harika, çok harika. Yani bir Bitcoin'i takip edeceğiz. Bitcoin'in bulunduğu bölgeyi terk etmediği sürece altcoin'lerde fırsat olabilir diye vurguluyorsunuz. Çok teşekkürler. Kürşat Bey, son olarak yurt dışı piyasalarından S&P 500 endeksine bir bakabilir miyiz? Hemen bakalım. Şimdi S&P tarafında da tabii bugün tarım dışı istihdam geldikten sonra orada da hareketli saatler yaşandı. Şöyle S500'e bakayım. Neden bulamadım? Buldum. Sonrasında o kırılan düşen trende doğru bir hareketin geldiğini gördük. Seans içerisinde. Ve aslında bir yükseliş onayı görünümüne evrildi diyebiliriz. Yani 9 günlük hareketli ortalamayı ezip orada kırdığı trende doğru bir yukarı yönlü hareketi gerçekleştirdiğini gördük. Yani 2022 tepesinden Temmuz'daki gördüğümüz zirve seviyeyi şu an itibariyle hatta bu yayın esnasında aldığımıza şahitlik ediyoruz. Buradaki akım güçlü bir akım. Beklenti olarak, teknik olarak bir beklenti olarak konuşmak gerekirse burada evet bugün ciddi anlamda güçlü bir yukarı yönlü hareketin devamı gelebilir. Ve sonrasında bu tepe üstünde günlük kapanış alabileceğiz mi yoksa kapanışa doğru tekrardan satışların devam ettiğini ve 45.800 bandına doğru gelişimi göreceğiz. Bu bence önemli bir veri olacak. Neden? Çünkü burada bir boğa tuzağı mı bekleyeceğiz yani teknik anlamda baktığında. Tabii bu piyasayı da force eden bir şey. S&P tarafındaki bu hareketin, güçlü hareketin devamı. Bizim piyasalarımız için de tabii ki ondan sonra özellikle kripto tarafı için de önemli olduğunu düşünüyorum. S&P tarafı yani haftalık olarak da gerçekten hani böyle ben gitmek çok istiyorum. Yani bir bar tabii bunun bu şekilde kalması hani trend tepesinde gördüğümüz zaman böyle biraz iç gıcıklayan işte asıl adam mı acaba şeyini verebilir. Hani burada trend dönüşleri genelde yeşil ya da kırmızı olması önemli değil. Bir trend tepesinde gördüğümüz zaman sıkıntılı bir bar. Ama bu ATH'i aldığını ve sonrasında da güçlü bir şekilde ne bileyim 46-50 bantlarında bir kapanış çok da bir zaman kalmadı zaten. Böyle bir kapanış olursa bence önümüzdeki hafta buradaki ivme devam edebilir ama trend tepesinde gördüğümüzde özellikle haftalık olarak baktığımızda evet buralar problemli yani problemli bir mum diyebilirim bu bara kapanış barı itibariyle. Şimdi buradaki ivmenin yukarı yönlü devam etmesi elbette bizi muhtemelen ATH seviyesine doğru zorlayacaktır. Bu da 4825 seviyeleri.
4825 seviyeleri alınırsa burada muhtemelen bu akım bizi artık 5000 rakamları doğru S&P tarafında merhaba diyeceğiz diye düşünüyorum. Kürşat Bey, ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin.